Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere zarflarla ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylem birden fazla zarfla nitelenmiştir diyor. Aslında burada söylemiş olduğu şey nedir arkadaşlar? Bir fiilin birden fazla durum zarfı alıp almamasını soruyor. Seçeneklere bakalım. A seçeneği kalsın. İyi bir yazarın aynı zamanda iyi bir gözlemci olduğu tartışılmaz bir gerçektir derken bakın. Gerçek isim, nasıl gerçek, tartışılmaz gerçek, isimlere sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Burası niteleme sıfatı görevindedir. Yine gözlemci isim, nasıl gözlemci, iyi gözlemci, İyi sözcüğü de ismi belirttiği için niteleme sıfatı görevindedir. Yazar isim, nasıl yazar, iyi yazar, iyi sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada durum zarfı yok. Yani nitelik bildiren bir zarf yok. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Deneyimli ve çalışkan bir gazeteciydi. Orada tanıştığımız arkadaş. Bakın, gazeteci isim, nasıl gazeteci? Çalışkan gazeteci niteleme sıfatı, nasıl gazeteci, deneyimli gazeteci, bu da niteleme sıfatı görevindedir. Bir isim iki tane niteleme sıfatı almış ama bize birden fazla nitelik bildiren zarfı sormuştu. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Anadolu'nun bu eski ve tarihi yapılarını dolaşırken şaşkınlığımızı gizleyememiştik cümlesinde. Arkadaşlar yapı isim. Nasıl yapı, tarihi yapı, niteleme sıfatı, nasıl yapı, eski yapı, niteleme sıfatı, hangi eski yapı, bu, bakın bu sözcüğü de ismi belirtmiş, burada işaret sıfatı görevindedir. Bakın burada da nitelik bildiren bir zarf yok, o yüzden biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Öyle güzel bir konuşma ancak kültür seviyesi yüksek olan kişilerce yapılabilir. Kişi isim, nasıl kişi? Kültür seviyesi yüksek olan kişiler, burası niteleme sıfatı olur. Konuşma, bakın mame isim fiilekini almış. Burası nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Nasıl konuşma? Güzel konuşma. Güzel sözcüğü burada durum zarfı olarak kullanılmıştır. Fakat öyle kelimesine baktığımızda o kadar güzel bir konuşma anlamına gelir. Miktar zarfıdır arkadaşlar. Bize niteleme zarfını sormuştu. Buradaki konuşma kelimesi de yani fiilimsi de iki tane zarf almış fakat bize nitelik bildiren zarfı sorduğu için E seçeneğini de elemiş oluruz. A seçeneğinde ise yazar eserlerinde dili yalın ve etkileyici kullanmıştır. Böylece başarıyı yakalamıştır ifadesinde kullanmak fiil nasıl kullanmış etkileyici, etkileyici sözcüğü fiile sorduğunuz nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır. Nasıl kullanmıştır? Yalın kullanmıştır. Yine fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap aldığımız için burası da durum zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi kullanmak kelimesi iki tane arkadaşlar nitelik bildiren zarf almış. Yani durum zarfını almış. Bize de soruda bunu istemişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi nicelik yönünden belirten bir sözcük kullanılmamıştır. Nicelik bildiren sözcükler, hatırlarsanız konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Sayılabilen, aynı zamanda arkadaşlar ölçülebilen sözcüklere denir. Şimdi seçeneklere bakalım. Burada geçen gün biraz dolaştık. Bakın dolaşmak fiil. Ne kadar dolaştık? Biraz. Biraz sözcüğü burada miktar zarfıdır. Dolayısıyla arkadaşlar ölçülebilir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Ders çalışırken zihnini çok yormamalısın. Bakın yormamalısın fiil ne kadar çok. Çok sözcüğü de burada fiili belirtmiş. Ne kadar sorusuna cevap veriyor. Miktar zarfıdır. Ve ölçülebilir sayılabilir arkadaşlar. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Geçen gün tarlada fazla çalışmıştı. Yine çalışmak fiil ne kadar çalışmıştı? Fazla. Fazla sözcüğü de burada miktar zarfıdır ve ölçülebilir bir özelliğe sahiptir. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Kardeşin dershanede
seni bayağı beklemiş. Beklemek fiil. Ne kadar beklemiş? Bayağı. Bayağı sözcüğü de burada miktar belirtiyor. O yüzden miktar zarfıdır ve ölçülebilir bir özelliğe sahip. Bunu da elemiş oluruz. Verilen ödevleri bana daha getirmedi cümlesinde getirmek fiil. Ne zaman getirmedi? Daha. Bakın buradaki daha sözcüğü henüz anlamına gelmiş arkadaşlar ve dolayısıyla nedir? Zaman zarfıdır. Bakın burada herhangi bir nicelik bildiren sözcük yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer yön zarfı yoktur? Daha önce konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Yer yön zarfları yalın halde kullanılır ve sınırlı sayıda vardır. İçeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri ve aşağı yukarı sözcükleridir. Seçeneklere baktığımızda kadın kimseye bir şey söylemeden girmişti içeri cümlesinde. Girmek fiil. Nereye girmişti? İçeri. İçeri sözcüğü fiili belirtiyor ve yalın halde kullanılmış. O yüzden burası yer yön zarfıdır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş olurum. Babası geçen gün Avrupa'dan geri döndü. Dönmek fiil. Nereye döndü? Geri. Geri sözcüğü de yalın halde kullanılmış ve bu da nedir? Nereye sorusuna cevap verdiği için yer yön zarfıdır. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yaşlı adam elindeki zarfı ileri uzattı. Uzatmak fiil. Nereye uzattı? İleri. İleri sözcüğü de burada fiili belirtmiş. Nereye sorusuna cevap veriyor ve yalın halde. Bu da arkadaşlar yer yön zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Gecenin bu saatinde niçin dışarı çıktın? Çıkmak fiil. Nereye çıkmış? Dışarı. Dışarı sözcüğü de bakın fiili belirtiyor. Nereye sorusuna cevap veriyor ve yalın halde. Bundan dolayı bu da yer yön zarfıdır. E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise çocuk kimseye haber vermeden dışarıya çıktı. Bakın çıkmak fiil. Nereye çıkmış? Dışarıya. Nereye sorusuna cevap veriyor ve fiili belirtiyor gibi gözükse de bir şey söylemiştik arkadaşlar. Yer yön zarfları yalın halde kullanılır demiştik. Bakın burada A yönelme halekini almış. A yönelme halekini aldığı için yalın olma özelliğini kaybetmiş. Bundan dolayı arkadaşlar burası artık nedir? İsim görevinde kullanılmış bir sözcüktür. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşme şekli belirtilmemiştir? Öğrenciler dışarıya sessizce çıktılar. Çıkmak fiil. Nasıl çıkmışlar? Sessizce. Sessizce sözcüğü burada durum zarfıdır ve eylemin nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Çıkma eylemi sessizce gerçekleşmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Olaylara her zaman sakin yaklaşırdı. Yaklaşmak fiil. Nasıl yaklaşırdı? Sakin. Sakin sözcüğü de bakın burada durum zarfıdır. Yine fiilin nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Sakince yaklaşmışlar. Bundan dolayı biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Paketleri dolaba titizlikle yerleştirip gitti. Yerleştirip derken ip zarf fiilini almış. Burası nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Peki nasıl yerleştirmiş? Titizlikle. Titizlikle sözcüğü de burada durum zarfıdır. Ve yerleştirme eyleminin nasıl gerçekleştiğini göstermiş. Bundan dolayı biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Yazar olayları sade bir dille anlatıyor ifadesinde. Anlatmak fiil. Nasıl anlatıyor? Sade bir dille. Burası da durum zarfıdır. Ve eylemin nasıl gerçekleştiğini göstermiş. D seçeneğinde elemiş oluruz. Onun ne zaman nasıl çalışacağı bilinmez ifadesinde. Bakın burada nasıl sözcüğü arkadaşlar çalışmak fiilini belirtmiş. Ve fiili belirttiği için burası nedir? Soru zarfıdır. Ne zaman sözcüğü de yine zaman yönünden fiili belirtmiş. Fakat soru soruyor. Burası da soru zarfıdır. Görmüş olduğunuz gibi E seçeneğinde herhangi bir eylemin gerçekleşmesinin şekli belirtilmemiş. Durum zarfı yok. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük zarfı kullanılmıştır? Üstünlük zarfı neydi arkadaşlar? Daha ve en sözcükleriyle. Seçeneklere bakalım. Bu konuyu onunla bir daha konuş ifadesinde konuşmak fiil. Nasıl konuşsun? Bir daha.
bir daha sözcüğü burada fiili durum yönünden belirttiği için burası nedir? Durum zarfıdır. Bunu elemiş oluruz. Bu romanda güzel tasvirler var. Tasvir isim nasıl tasvir? Güzel niteleme sıfatı. Roman isim hangi roman? Bu roman. Bu sözcüğü burada işaret sıfatıdır. Üstünlük belirten bir zarf yok. Bunu elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Biraz bekleyin. Az sonra gelir. Gelmek fiil. Ne zaman gelir? Az sonra. Bakın burası da nedir? Zaman zarfıdır. Beklemek fiil. Ne kadar beklesinler? Biraz. Biraz sözcüğü fiili miktar yönünden belirttiği için miktar zarfıdır. Burada da üstünlük zarfı yok. Bunu da demiş oluruz. Daha unutamadım o yılları. Unutamadım fiil. Ne zaman? Daha. Yani henüz anlamına geliyor. Zaman yönünden belirtmiş fiili. Bu da zaman zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğinde belki daha büyük bir eve taşınacağız cümlesinde. Bakın ev isim. Nasıl ev? Büyük ev. Niteleme sıfatı. Ne kadar büyük ev? Daha büyük ev. Buradaki daha sözcüğü niteleme sıfatını ne yapıyor arkadaşlar? Üstünlük yönüyle belirtiyor. Belirttiği için de biz buna ne diyoruz? Üstünlük zarfı diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır? Biz arkadaşlar kısaca durum zarfını soruyor. Fiil ya da fiilimsire sorduğumuz nasıl sorusunun cevabıdır. A seçeneği dursun. Dün gece bize davetiye getirmişti cümlesinde bakın. Getirmek fiil. Ne zaman getirmişti? Dün gece. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası nedir? Zaman zarfıdır. Bakın burada durum yönünden belirten bir kelime yok. Bunu elemiş oluruz. Bana güzel bir hediye almıştı. Hediye isim. Nasıl hediye? Güzel hediye. Nasıl sorusuna cevap vermiş? Niteleme sıfatıdır. Bir sözcüğü de burada belgisizlik yönüyle ismi belirttiği için belgisiz sıfattır. Burada da durum yönünden tamamlayan bir sözcük yok. Fiili bunu da elemiş oluruz. Eve ekmek almayı unutmuştu. Arkadaşlar burada da aynı şekilde durum belirten bir sözcük yok. Fiili bu şekilde belirten bir sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. Rakiplerini bu son maçta devirmişti ifadesinde maç isim. Hangi maçta? Son maçta. Son sözcüğü ismi belirtiyor. Hangi sorusuna cevap verdiği için nedir? İşaret sıfatıdır arkadaşlar. Hangi son maçta? Bu kelimesi de yine ismi işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatıdır. Bakın burada da fiili belirten, durum yönünden belirten bir kelime yok. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde ise kendisine verilen görevi adam akıllı yapmıştı cümlesinde. Yapmak fiil. Nasıl yapmıştı? Adam akıllı. Bakın fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap vermiş ve fiili durum yönünden belirttiği için burası nedir? Durum zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır? Çingene'ye beylik vermişler. Önce babasını asmış. Asmak fiil. Ne zaman asmış? Önce. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfıdır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. Bulamaz fiil. Ne kadar bulamaz? Hiç. Fiili miktar yönünden belirttiği için burası nedir? Miktar zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar. Salmak fiil. Nereye salar? Aşağı. Bakın burada yalın halde kullanılmış ve fiile sorduğumuz nereye sorusuna cevap verdiği için burası da yer yön zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kararmak fiil. Nasıl kararır? Baka baka kararır. Fiili belirtmiş. Nasıl sorusuna cevap veriyor? Burası nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Bunu da elemiş oluruz. Eski dost düşman olmaz. Yenisinden vefa olmaz. Bakın buradaki dost isim. Nasıl dost? Eski dost. Eski sözcüğü ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Ve arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız zarf olan bir sözcük yok. Niteleme sıfatı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Ölü sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
Hana sağ indi, ölü çıktı geçen de cümlesinde. Bakın çıkmak fiil. Nasıl çıkmış? Ölü çıkmış. Ölü sözcüğü fiili belirttiği için nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Şimdi seçeneklere bakalım. Ölü Ozanlar Derneği adlı roman çok etkileyiciydi cümlesinde. Bakın ozan isim, nasıl ozanlar, ölü ozanlar, isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ölü bir yılan gibi duruyor ilerideki değnek. Yılan isim, nasıl yılan, ölü yılan, isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş olduk. Hiçbir şeyle uğraşmayan insanlar ölüdür bence cümlesinde. Bakın ölü sözcüğü ek fiil olarak yüklem olmuş. Dolayısıyla burada isim görevindedir. Bunu da elemiş olduk. D seçeneği dursun. Yıllar önce birçok ölü buraya gömülmüştü cümlesinde ise yine ölü kelimesi burada da herhangi bir kelimeyi belirtmemiş. Sadece arkadaşlar isim görevinde kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğinde ise tabloda kullanılan renkler çok ölü görünüyordu cümlesinde. Görünmek nedir? Fiildir. Nasıl görünüyor? Ölü. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Bakın buradaki sözcük yani ölü kelimesi üstteki cümleyle, açıklamadaki cümleyle örtüştüğünü görüyoruz. İkisi de durum zarfı görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim zarf görevinde kullanılmıştır? Dik kafalı insanlar çevreleri tarafından sevilmezler. Bakın burada dik kafalı sözcüğü deyimdir. İnsan isim, nasıl insanlar, dik kafalı insanlar. Dik kafalı sözcüğü ismi belirttiği için ve nasıl sorusuna cevap verdiği için burada niteleme sıfatıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İnce eleyip sık dokuyan bir araştırmacıydı. İnce eleyip sık dokumak bir deyimdir. Araştırmacı isim, nasıl araştırmacı? İnce eleyip sık dokuyan bir araştırmacı. Bakın burada deyim ismi belirtmiş ve nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı görevindedir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Memleketine döndükten sonra işine büyük bir hevesle başladı. Arkadaşlar burada herhangi bir deyim yok. Bunu elemiş oluruz. Onun başarılı olması için ona destek olman gerekiyor. Bakın burada da arkadaşlar bir deyim yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğinde dün akşam burada ağız tadıyla bir yemek yedik cümlesinde. Arkadaşlar ağız tadı nedir? Deyimdir. Peki yedik fiil. Nasıl yedik? Ağız tadıyla yedik. Ağız tadıyla sözcüğü fiili belirtmiş. Ve nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir? Durum zarfıdır. Bakın burada deyim zarf görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci iyelik eki alarak tamlam oluşturmuştur? Yer yön belirteci iyelik eki alıyorsa o halde nedir arkadaşlar? Tamlanan durumundadır değil mi? Tamlananlar iyelik ekini alır. Seçeneklere bakalım. Dışarıda hafif bir rüzgar esiyor. Arkadaşlar bakın burada dışarı sözcüğü isim görevinde kullanılmış ama tamlama oluşturmuyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı cümlesinde gelmek fiil, nereye gelsin beri. Beri sözcüğü fiile sorduğumuz nereye sorusuna cevap verdiği için yer yön zarfıdır. Ama tamlama oluşturmamış. Bunu da elemiş oluruz. Yukarının manzarası gerçekten çok güzeldi cümlesinde. Bakın yukarının manzarası tamlayan ın ekini almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Fakat yer yön belirteci olan yukarı kelimesi burada ne görevinde kullanılmış arkadaşlar? Tamlayan görevinde kullanılmış. Yani iyelik eki almamış. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bu çocuk ileride büyük adam olacak bence cümlesinde ileride sözcüğü D bulunma hal ekini alarak isim görevinde kullanılmış. Tamlama kurmamış. Bunu da elemiş oluruz. Ama D seçeneğinde bunun ötesi can sağlığı deyip gitmişti cümlesinde. Bakın bunun ötesi
Yine tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki almış. Burası belirtili isim tamlamasıdır. Ötesi sözcüğü nedir arkadaşlar? Normalde yer yön zarfıdır. Fakat iyelik ekini alarak burada isimleşmiş. Ve dikkat edin, ikinci sözcük durumunda, yani tamlanan durumunda kullanılmış. Soruda da bize bunu bulmamızı istemişti. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Geceleri katar katar kanılar geçerdi buradan. Geçmek fiil. Ne zaman geçerdi? Geceleri fiili zaman yönünden belirttiği için burada geceleri sözcüğü zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Basmak fiil. Ne zaman basardı? Akşamları. Yine akşam sözcüğü basmak fiilini zaman yönünden belirttiği için zaman zarfıdır. Gündüzleri bile aydınlık girmez odama. Bakın, girmez fiil. Ne zaman girmez? Gündüzleri. Yine gündüzleri sözcüğü fiili zaman yönünden belirttiği için ve ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. D seçeneği dursun. Sabahları kalkıp sularım çiçekleri güzelce. Kalkıp derken ıp ip up ip zarf fiilekidir. Dolayısıyla burası arkadaşlar fiilimsidir. Ne zaman kalkıp sabahları fiilimsiye sorduğumuz ne zaman sorusu bize neyi verir? Yine zaman zarfını verir. Bakın burası da zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Ama D seçeneğinde buranın yazları da serindir kışları gibi. Bakın buranın yazları demişim. Belirtili isim tamlaması kurmuş. Birincisi tamlayan eki almış. İkincisi de iyelik eki almış. Burası belirtili isim tamlaması ise arkadaşlar ve yazları sözcüğü ne zaman sorusuna cevap vermemiştir. Bundan dolayı bu isim görevinde kullanılmıştır. Zaman zarfı değildir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. İsim tamlamaları zarf göreviyle kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur demiş. Babası işi çok olduğu için eve gece yarısı dönebildi. Bakın gece yarısı, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki dönmek fiil ne zaman dönebildi? Gece yarısı. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için gece yarısı sözcüğü nedir arkadaşlar? Zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Zarf olarak kullanıldığını görüyoruz isim tamlamasının. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bu akşam vakti nereye gideceksiniz? Bakın akşam vakti birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Gitmek fiil. Ne zaman gideceksiniz? Akşam vakti. Burası da yine fiili zaman yönünden belirttiği için nedir? Zaman zarfı görevindedir. Bundan dolayı biz B seçeneğinde elemiş oluruz. Günün her saatinde kamyonlar gelip geçiyordu buradan cümlesinde. Bakın günün saati, araya sıfat girmiş. Tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Peki geçiyordu fiil. Ne zaman geçiyordu kamyonlar? Günün her saati. Bakın burası yine isim tamlaması ne zaman sorusuna cevap verdiği için nedir? Zaman zarfı görevindedir. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Haziran'ın sonunda tatile gitmeyi planlıyordu. Haziran'ın sonu, tamlayan ek almış, tamlanan da iyelik eki almış. Her ikisi de ek aldığı için burası belirtili isim tamlamasıdır. Planlamak fiil. Ne zaman planlıyordu? Haziran'ın sonunda planlıyordu. Haziran'ın sorusu ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. Biz bunu da elemiş oluruz. Altın sarısı saçları dalgalanıyordu bahar rüzgarında ifadesinde. Bakın altın sarısı birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada yine belirtisiz isim tamlaması vardır. Saç isim nasıl saçlar? Altın sarısı saçlar. Bakın belirtisiz isim tamlaması burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Burada yine bahar rüzgarı da belirtisiz isim tamlaması. Birinci sözcük ek almamış,
ikinci sözcük iyeli keki almış, belirtisiz isim tamlaması var. Fakat zarf görevinde değil. İşte görmüş olduğunuz gibi D seçeneğinde herhangi bir isim tamlaması zarf görevinde olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 13. soru, numaralanmış atasözlerinin hangilerinde zarf kullanılmıştır? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yaşamak fiil, ne kadar yaşasın, bin yaşasın. Bin sözcüğü arkadaşlar burada nedir? Miktar zarfıdır. Ne kadar sorusuna cevap vermiş, biz biri alabiliriz. Ak gün ağırtır, kara gün karartır. Bakın gün isim, nasıl gün? Kara gün. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Yine gün isim, nasıl gün? Ak gün. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir zarf yok. Bunu elemiş oluruz. Baca eğri de olsa duman doğru çıkar. Çıkmak fiil, nasıl çıkar? Doğru çıkar. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası durum zarfıdır. Bunu da alabiliriz. Ak akçe kara gün içindir. Bakın gün isim, nasıl gün, kara gün, kara sözcüğü niteleme sıfatı. Burada da zarfı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bugünkü işini yarına bırakma. İş isim, hangi iş? Bugünkü iş. Bugünkü sözcüğü burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız zarfı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 1 ile 3'te zarf olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdakilerin hangisinde tatlı yiyelim tatlı konuşalım cümlesindeki altı çizili sözcükle türce özdeş olan bir sözcük kullanılmıştır? Bakın burada konuşmak fiil, nasıl konuşalım tatlı konuşalım. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Görmüş olduğunuz gibi tatlı sözcüğü de burada durum zarfı görevinde kullanılmış. Bize türce özdeş olanı sormuştu. Şimdi seçeneklere bakalım. Gözlerinin karası, gönlümde gedik açtı. Bakın ne açmış? Gedik. Gedik burada isim görevindedir. Açmak fiildir. Gönlümde kelimesi yine isim görevindedir. Gözlerinin karası demiş, isim tamlaması kurmuş. Bu da isimdir. Bu da isimdir arkadaşlar. Aynı olmadığını görüyoruz. Yani zarf görevinde bir sözcük yok. Bunu elemiş oluruz. Saçının her zerresini bağlamama tel yaptım. Yapmak fiil. Ne yapmış? Tel, tel isim, bağlama isim, saçının zerresi belirtili isim tamlaması, zerre isim, hangi zerresi? Her. Her sözcüğü ismi belirtmiş fakat net olarak belli değil. Burası belgesiz sıfattır. Saç da yine isim görevindedir. Bakın burada da zarf yok. Bunu da elemiş oluruz. Her duanın sonunda sadakat yemini var. Var isim, yemin isim, sadakat yemini belirtisiz isim tamlaması. O yüzden sadakatli isimdir. Duanın sonu belirtili isim tamlaması. O yüzden son isim, dua isim. Hangi dua? Her dua. Yine her sözcüğü ismi belirtmiş fakat net olarak belli değil. Burası da belgesiz sıfat. Bakın burada da zarf yok. Bunu da elemiş oluruz. Bir Asya gecesini kuşanmış çingene yalnızlığım. Yalnızlık isim. Nasıl yalnızlık? Çingene. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir? Niteleme sıfatını verir. Burası da niteleme sıfatı görevindedir. Kuşanmak fiil. Neyi kuşanmış? Bir Asya gecesini. Bakın neyi sorusuna cevap vermiş. Asya gecesi belirtisiz isim tamlaması. O yüzden gece kelimesi isimdir. Asya kelimesi isimdir. Bir Asya demiş herhangi bir anlamına gelir. Burası da nedir? Belgesi sıfattır. Görmüş olduğunuz gibi burada da zarf yok. Bunu da elemiş olduk. Sesimi doğudan batıya doğru sürekli kesiyorlar. Kesmek fiil. Arkadaşlar nasıl kesiyorlar? Sürekli. Sürekli sözcüğü burada durum zarfıdır. Zarf görevinde kullanılmış bir sözcük görüyoruz. Açıklamaya uygun. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ötekilerden farklı bir görevdedir? Kaç defa çekip gittim buralardan yeminle? Bakın gitmek fiil. Kaç defa sorusu gitmek fiilini belirtmiş. O yüzden burası soru zarfı görevindedir. Öldür bendeki beni.
sonra dirilt kendinle. Diriltmek fiil, ne zaman diriltsin? Sonra fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası zaman zarfı görevindedir. Ama her defasında geri döndüm seninle. Dönmek fiil, nereye dönmüş? Geri. Fiili belirtmiş, nereye sorusuna cevap veriyor ve yalın halde kullanıldığı için bu da yer yön zarfıdır. Nasıl başladığımı anlarsın bir gün kemendinle. Anlamak fiil, ne zaman anlar? Bir gün. Ne zaman sorusuna cevap vermiş ve fiili belirttiği için burası da zaman zarfıdır. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Arkadaşlar, düğüm isim. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için de buna soru sıfatı diyoruz. Ötekilerden farklı olanı sormuştu. A, B, C ve D seçenekleri zarf görevinde kullanılırken E seçeneğindeki hangi kelimesi soru sıfatıdır? Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 16. soruya. 16. soruda en sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu dizedeki göreviyle kullanılmıştır diyor. Bakalım, en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Burada şarkı isim. Nasıl şarkı? Güzel şarkı. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Ne kadar güzel şarkı? En. En sözcüğü arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi derecelendirme ya da diğer adıyla üstünlük zarfı görevinde kullanılmıştır. Ve dikkat edin arkadaşlar, niteleme sıfatını belirtiyor, tamam mı? Niteleme sıfatını belirtiyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Orada en çok 5 yıl kalacaktım. Kalmak fiil. Ne kadar kalacaktım? 5 yıl. 5 yıl sözcüğü burada miktar zarfıdır. Ne kadar 5 yıl kalacaktım? En çok. Bakın buradaki en kelimesi yine arkadaşlar derecelendirme zarfıdır. Fakat dikkat edecek olursanız miktar zarfını belirtmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. En güzeli senin kadar sevilmedi diyordu sanatçı cümlesinde. Güzeli sözcüğü burada nedir? Adlaşmış sıfattır. Ve arkadaşlar ne kadar güzeli? En. En sözcüğü yine derecelendirme sıfatıdır ve adlaşmış sıfatı belirtiyor. Bize niteleme sıfatını belirten olması lazımdı. O yüzden bunu da elemiş oluruz. En güzel konuşan sunucuyu ödüllendirdiler. Konuşan sözcüğü anası mezar dikecekmişten nedir? Sıfat fiildir. Nasıl konuşan? Güzel. Fiile sorduğumuz, fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası durum zarfıdır. Ne kadar güzel konuşan? En. En yine arkadaşlar üstünlük ya da derecelendirme zarfıdır. Burada da durum zarfını belirtiyor. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ahmet de en az kardeşi kadar çalışkandı. Çalışkan sözcüğü tıpkı B seçeneğindeki güzel sözcüğü gibi nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfat durumundadır. Peki ne kadar çalışkandı? Kardeşi kadar. Bakın adlaşmış sıfatlar bir miktar zarfı tarafından belirtilebilir arkadaşlar. Burası da ne kadar sorusuna cevap verdiği için yine nedir? Miktar zarfı durumundadır. Peki kardeşi kadar ne kadar çalışkandı? En az onun kadar çalışkandı. Burası da yine derecelendirme zarfıdır arkadaşlar. Ve dikkat edecek olursanız yine miktar zarfını belirtmiş en kelimesi. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda yılın en güzel şiiri seçilmişti kaldırımlar cümlesinde. Şiir isim. Nasıl şiir? Güzel şiir niteleme sıfatı. Ne kadar güzel şiir? En güzel şiir. Buradaki en sözcüğü derecelendirme zarfıdır. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi neyi belirtiyor buradaki en sözcüğü? Niteleme sıfatını belirtiyor. Verilen öncülde de dizede de niteleme sıfatını belirtmişti. O yüzden benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Aynı görevde kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.